bayanlar daha akıllı, daha kurnaz. Hayır, erkekler kurnaz. Erkeklerin neresi kurnaz, neresi akıllı? Avradın saçı uzun, aklı kısadır. Onun için erkekler daha kurnaz olur. Sen ilk evvela konuşmasını öğren, avrat denmez. Peki ne denir? Biraz kibar ol. Hanımefendi, hanımefendi. O senin söylediğini pazarlarda işportacılar söylüyor. Sizde ne diyorlar? Bizim köyde gancıya avrat diyorlar. Haliniz ne olacak şu erkekler olmasa? Analar hep kız doğuruyor, erkekler kara borsa, erkekler kara borsa. Erkekler kara borsaymış, erkekten bol ne var? Nerede var? Her yerde. Ha, avrat yok mu? Nerede, bayanlar çok az var. Bak ben sana bir yer tarif edeyim, bazı yerlerde var hani, biliyor musun? Şimdi beni kızlarıma, kadına laf söyletmem. Elimi sallasam 50'si, sen gibi burada fazla da ötmem. Sen benim gibi fazla değil, barınak kadar ötemezsin. Niye ötemezmişim? Tabii ben erkeğim kızım, horoz cinsiyim. Bak kızdırma, vallahi öterim. Kadınlar ne cinsi? Kadınlar yumurtacı, tavuk. Bak bunu dinle. Otobüste, durakta, yatakta, mutfakta sürersiniz boyalar. Boyacı küpleri. Ah o boyalar bir çıksa belli olur foyalar, belli olur foyalar. Sürermişiz boyalar. O boyaları sürmeseydim senin gibi enayiyi nasıl kandırırdım? Heh, o boyaları sürmeseydin o zaman 10 para etmezdim kız, benim başımı da yakmazdın. Cevap ver sualime. Bak bunu dinle. Boyalı dudaklarla nasıl yemek yiyorlar? Manikür tırnaklarla havyar mı kesiyorlar? Ekmek mi kesiyorlar? Bayanlar, bu sefer kendinizi gösterin. Öyle bir sual soracağım ki bu sualime cevap veremeyeceksin. Ne biliyorsun? Erkeklik çuvala mı girdi? Sen söyle bakalım. Bak dikkat et, veremeyeceksin. Ya sen söyle, orası beni alakadar eder. Ben verirsem veririm. Vermezsem kısır kalırım. Hadi veremeyeceksin. Sen söyle. Biz kadınlar olmasak o zaman görürdünüz. Yemeği yapamayıp açlıktan ölürdünüz. Ah, yemeği yapamazmışık, açlıktan ölmüşük. Şuraya bak, vallahi beni kızdırma, bütün foyalarını söylerim ha. Benim ne foyam varmış, söyle bakalım. Yok mu? Ne foyam varmış? Namussuzum, söylerim billah. Namus nerede sende? Bugün sinemaya gitti. Benim ne foyam varsa erkeksen söyle. Erkeğim tabii, senin baban gibi soğan erkeğe değilim ya. Oh. Hem ağzımı açmışken söyleyeyim, senin baban... Sonra doğma erkek, ben aradan doğma erkeğim. Sen nereden biliyorsun, neler söylüyorsun? Tabii onu hastanede yaptılar, biliyorum. Hangi hastanede? Aksaray'da, yukarı kurabiyede. Nerede? Kurabiye hastanesinde. Puh! Kurabiye hastanesi olur mu orası? Kuraba hastanesi. Ney? Kuraba hastanesi. Kurbaya hastanesi mi? Bana bak, benim ne fayım varsa söyle bakalım. Peki bizim evde yemekleri kim yapıyor? Ne? Bizim evde yemekleri kim yapıyor? Aa, kim yapıyor, kim yapıyor? Kim yapıyor, kim yapıyor? Ben yapıyorum, ne fingir diyorsun? Kuru fasulyeyi sana kim pişiriyor? Abo, kuru fasulyeyi pişiriyor musun? Biz sadece haşlıyorsun be. Gene yağını, soğanı, kımyasını bilmem neyini ben kavuruyorum. Öyleyse bir numaralı kılıbıksın. Kim kıbılık be? Senin baban kıbılık. Konuşmasını öğren, kıbılık değil, kılıbık. Ney? Kılıbık. Kımılık mımılık, zırhımın kükü, neyse işte hadi. Cevap ver sualime. Vereceğiz tabii. Erkekler hazırlanın, şimdi taarruza geçiyoruz. Bak dinle. Yemeği de yapardık, kalmazdık biz açıkta. Kadınlara nispet olsun diye doğururduk çocukta, doğururduk çocukta. Sözlerim ne şakadır, biz her zaman böyleyiz. Başınızı ağrıttık, sizden özür dileriz, sizden özür dileriz. Efendim, Allah gecinden versin, herkesin bir vasiyeti vardır muhakkak. Bizim herif de ölmeden evvel vasiyetini yazmış, bir türlü ölmüyor ki vasiyetini yerine getireyim. Sen avucunu yala, ben ölmeyeceğim. Ölmeyip de ne yapacaksın? Ne mi yapacağım, kazık kakacağım. Canım, Allah gecinden versin. Avrat milletine güven olmaz, Allah gecinden diyorsunuz. Bir de kavga etti mi Allah tezinden diyorsunuz. Ne olacak, erkeğin ise 6 ay yaşar. Sen onu ters söylüyorsun, avrat ölüsü, beygir ölüsü, kapı arkasında bekler sürüsü kızım. Hadi vasiyetini oku da hep beraber dinleyelim. Ben ölürsem Antep pekmezi ile yusun ınar. Mezarımı da tereyağından kassın ınar.
Pişmaniye helvasından kefen bezi bitsin yine. Ben hiç böyle ölüm görmedim. Sen karışma, bu yeni çıktı. Kürt böreğinden başucuma mezar taşı diksin yine. Hala. Bulgur pilav ilan torpağımı atsın inar. Mezarda ne yapacaksın bu kadar yiyecek? Aç mı kalacağız? Yanı sıra gülüp rakıp bol olsun. Yekte, yekte, anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olsun kardeş bu gençlikte. Yağda pişmiş yumurtadan hoşlanmam. Niye hoşlanmazsın? Fazla yedim, sıcaktan kaşıntı yapıyor. Taze somun gelmeyince başlamam. Yetişim dade misket şarabı. Yetiş yekte, yekte, annem yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olsun kardeş bu geçtikte. Makarnanın sebebi de ben yoğurda çok küstüm. Hayrola? Sarımsaklı mantıya da bugün yerde bir düştüm. Yine nerelere düştün gözü kör olasıca herif? Bostan kuyusuna düştüm. Öğlen yemeğinde gımyalı ıstapanaklan selamı kestim. Ne bir daha söyle bakayım. Gımyalı ıstapanaklan. Hay diline eşek arısı soksun. Çatlak. Ne çatlak? Senin kafan çatlak. Çatlak tabii. Neden? Geçen akşam gayrolardan düşmedik mi? Adam senin bu kafan çalışmıyor. Çalışmaz. Niçin? Sabahleyin mazot almadık ki. Ama dikkat et, kaçırıyorsun. Öğlenliğin yedirdin bana kabak dolmasını, midem bozuldu. Bana bak, sen hiç okumadın mı? Okudum. Ne okudun, bu kadar cahil adamsın? Bizim Kayseri'de Orta Çeşme'nin duvarına yazmışlar böyle tebeşirden, onu okudum. Ne yazmışlar? Buraya eşeğin eşektir diye. Ya Allah cezanı versin, ben sana onu mu soruyorum? Sen hiç mektepte okumadın mı? Okudum tabii. Hangisinde? Beyazıt'ta Enver Usta'da okudum. Nerede? Enver Usta'da. Haydi eline şakar soksun adam. Enver Usta değil orası, üniversite. Ne? Üniversite. Yok be, 40 yıllık adamın ismini değiştirdin. Bana bak, sen okuduğuna göre, sazla çaldığına göre şairliğin vardır. Var tabii. Güzel şiir bilir misin? Bilirim anam. Sahi mi? Tabii. Öyleyse en güzel şiirinden oku da dinleyeyim bir tane. Hadi benim canım. Amanın bana canım dedi. okurum. Hadi. Okurum ama bir şartla. Nedir o? Sen bana ismini söyle, ben senin ismine göre şiir okuyayım. Tabii, benim ismim Meruşe. Ne? Meruşe. Meruşe mi? Tabii. Yok be. Meruşe. Söyle hayatım. Amanın. Meruşe kız. Söyle canım. Sabaha karşı yatağa işe. Rezil ettin beni, böyle şiir olur mu? Niye, nasıl işte? Bana öyle bir şiir söyle ki aşk şiiri olsun, aşk. Nasıl? Aşk. Kim o? Ay sen ne aptal herifsin. Aşk nedir bilmiyor musun? Kim ya o? İnsanın hani kalbi atar ya heyecandan. Yok be. Tabii. Senin kalbin nerede atıyor? Kalp nerede olur canım, göğüste. Senin kalbin göğüste mi atıyor? Seninki nerede? Bana bak, senin kalbin göğüste atıyor da benimki niye arkamda atıyor? Benimki yerini değiştirmiş. Hadi aşk bir şiir oku. Okuyorum bak, ama aşkımın en büyük şiirini okuyorum sana ha. Bunu bugün yazdım. Nerede yazdın? Nerede mi yazdım? Nerede yazdın? Kenefte. Allah cezanı versin. Orada şiir yazılır mı? Tabii, rahat geliyor, yazılıyor. Hadi oku da dinleyelim. Bak okuyorum, dinle. Sevgulüm, sen makyaj yaptığın zaman tıpkı bir gülün içi gibisin. Ama niye makyajın silindiği zaman uyuz keçi gibisin? Böyle şiir mi istedim ben senden? Rezil ettin beni. Sen çok eçel bir adamsın. Tabii, ben reçeli. Ne reçeli? Kabak reçeli. Bana bak, cahilliği bırak, sazından beraber ıspanak. Öyle söyleyeceğim, bak hadi dinle. Bakalım. Öğlen yemen diye ıstapataklan selamı kestim. Kuru fasulye oldu askerde. Dostum yekte, yekte, annem yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olsun kardeş bu geçtikte.